Merhaba, Tekno Safari'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda General Mobile'in 2018 yılındaki ilk akıllı telefonu GM8 inceleme konuğumuz. Telefon özellikle fiyatına göre sunduğu özellikleriyle yine iddiasını öne çıkarıyor. Şimdi dilerseniz telefonun tasarım detaylarıyla incelememize başlayalım. 18'e 9 olan bu telefonumuz 5.7 inç boyutunda. İnce çerçeveli bir ekran. Ekranı Gorilla Glass koruyor ama hangi modeli olduğu yazmıyor. Parmak izi okuyucusuyla birlikte geliyor. Parmak izi okuyucusu arka tarafta. Konum olarak parmağınızı biraz yukarı kaldırmanız gerekebiliyor. Kamera çıkıntısını telefonun rengine uyumlu bir yüzükle kaplamışlar. Bu da sertliğini ortadan kaldırmış ve şıklık kattı. Telefonun tasarımı bence çok hoş. General Mobile ile ilgili benim tek bir eleştirim var. Aslında yıllardır bu eleştirim var. Sadece General Mobile'in logosu biraz büyük olduğu için tasarım bir nebze olsun bozuyor. General Mobile mesela GM markasını bir logo haline getirip şuraya bastığı zaman bence çok daha şık bir tasarıma sahip olacak. HD Plus ekrana sahip. 720x1440 piksel yani Mert. Ekran ile kasa arasındaki siyahlıklar, hani ölü bölge tamamen azaltılmış. Yandan baktığınız zaman da sizi ekran kaybı olmadan siyahlıklar kendini kapatarak yan açıdan gayet iyi ekranı görebiliyorsunuz. General Mobile GM8 gücünü Qualcomm'un Snapdragon 435 platformundan alıyor. Telefonun bizim elimizdeki versiyonunda 3 GB RAM 32 GB'sı depolama alanı var. Elimizdeki modelin fiyatı 999 TL. Teknik özellikleri de bence özellikle daha önceki incelemelerimizde de söyledik işte Snapdragon 400'lü telefonlara 1500-1600 lira verilir mi diye. Bu fiyatlara baktığımız zaman günümüz koşullarında bu telefon için 1000 lira gayet uygun bir fiyat. Evet. Tabii şey diyecekler olacaktır işte Snapdragon 435'li telefona 1000 lira vermem giderim şu markayı alırım bu markayı alırım ama Türkiye garantili telefonları düşündüğümüzde yaygın bir şekilde telefonlarını satan markaları düşündüğümüzde GM8'in fiyatı rakiplerine göre fazlasıyla uygun kalıyor. Özellikle de Android One platformu olunca bu telefon tadından yenmiyor. Tabii GM ile ilgili çok fazla eleştiriler var son dönemde. Güncellemeleri zamanında vermediği ile alakalı. Bildiğimiz üzere General Mobile'in güncellemelerini Google yayınlıyor. Google evet. Ve GM bir partnerlik yapıyorlar. Hani bu noktada güncellemeler neden gecikmiştir bilemeyeceğim ama bu telefonda diğer modeller gibi en yeni Android güncellemelerini hızlı bir şekilde alacak. Şu anda da telefonda Android 8.0 Oreo sürümü kurulu. Kamerayla devam edelim. Kamerayla devam edelim hadi. Arka ve ön kamerası 13 megapiksel. Sadece arka kamerasının f2.0 açıklığı var. Ön kamerasında f2.2. Kağıt üzerinde pek bir açıklık farkı da yok. Her şey aynı. İkisinin de LED flaşı var. İkisinin de OIS desteği yok maalesef. Portre modu var. Yazılımsal olarak destekleniyor. Ayarını kısıp açabiliyorsunuz gayet kolay bir şekilde. Videodan devam edersek 1080p 30 fps çekiyor. Yani saniyede 30 kare çekiyorsunuz. OIS desteği olmadığı için videolarda biraz sallantı olabiliyor. Onun dışında güneş ışığı tersten önden geldiği zaman da genişliği çekerken de normal sonuçlar veriyor. Arayüzü güzel olmuş. Netlediğiniz zaman netleyip netleyemediğini size gösteriyor. Zoom atarken ne kadar atabilirsiniz onları da gösteriyor. Kolay kullanımı var. Videoya geçişte birazcık yavaş geçiyor. Ufak bir bekliyorsunuz ama gün sonunda sizi idare edecektir. Bu arada telefon giriş seviyesi bir telefon ama oyun konusunda da başarılı. Yani gayet orta ayarlarda tüm üst seviye oyunları oynayabildiğiniz bir telefon. Oyun oynadık. Kamerayla fotoğraflar çektik. Sosyal medyada ulaştık. Bu batarya bizi ne kadar götürüyor? Her videoda aynı soru bu kısmı kesiyor koyuyor. Evet. Şöyle bataryası 3000 mAh, 3075 mAh. Çok güzel. 720p ekranı var dedik zaten. Evet. 720p ekrana göre 3000 mAh yeterli bir batarya ömrü. Soft Android de çalışıyor. Kullandığı platform Snapdragon 435 bulunduğu segmente göre iyi bir batarya tasarrufuna sahip. Bu nedenle de telefonun rahatlıkla bir günü kurtaracaktır. Tabii sizin kullanım deneyiminize bağlı olarak da değişebilir pil ömrü diyelim. Ve en sevdiğimiz kısım fiyatı söyledik ama fiyatla ilgili vereceğimiz birkaç detay var. Ve GM'in güzel kampanyaları var. Bunlardan da biraz bahsedeceğiz. Turkcell'le bir anlaşmasında peşin fiyatına 24 ay vadeye kadar bazı modellerini veriyordu. Aynı zamanda General Mobile'in kendi mağazalarında peşin fiyatına 6 ay taksit gibi de kampanyalar oluyor. Biz bunların detaylarını çok fazla bilmiyoruz açıkçası ama eğer bu telefonu almayı düşünüyorsanız ve İstanbul'da yaşıyorsanız kesinlikle Mecidiyeköy'deki General Mobile mağazasını ziyaret edin. Gidemiyorsanız da yerel teknoloji mağazasında elbet bulacaksınız. Aynen öyle. Bir deneyin telefonu. Aynı zamanda belki peşin fiyatının 6 ay taksit olayı bu telefon için de geçerli olabilir ki GM'in sitesinde her modeller için geçerli olduğu belirtiliyor. Benim için
iki tane eksisi vardı. Birini söyledim. Şu General Mobile logosunu ben beğenmiyorum ama çok hoş görünüyor bu modelde de. O ayrı konu. Altın rengine uymuş. Evet. Telefonun micro USB girişi var. USB Type-C yok. General Mobile kendi yaptığı açıklamada diyor ki USB-C hala çok yaygın değil. Bu nedenle micro USB kullandık. Ama General Mobile GM5 Plus'la Türkiye'de USB-C'yi yaygınlaştıran şirket kendisiyiz zaten. Evet, eski modelinde vardı. Aynen öyle. Biz S8'de bile ben GM5 Plus kablosu kullanıyordum. Hani öyle bir durum vardı. General Mobile neden tam anlamıyla vazgeçti bilemiyorum ama umarım diğer modellerinde, madem böyle yenilikçi bir telefon var elimizde, işte 18'de 9 ekran var, ince çerçeveler var, burada da bir USB Type-C görmek isteriz diyelim. Gözüm benim kutuya kayıyor Mert. Kutunun güzelliğinden bahsetmeden geçmeyelim bence. Evet, kutu içerisinde bu arada videonun başından beri oynadığım ama söylemeyi unuttuğumuz bir şeffaf kılıf çıkıyor. Bu iyi bir şey. General Mobile artık eskisi kadar aksesuarları bulunamayan bir marka değil. Hemen hemen çoğu yerde bulabiliyorsunuz ama telefonu ilk aldığınız zaman kutudan çıkardığınızda bir kılıf alana kadar idare edecektir. Onu geçtim, günlük hayatınızda da kullanabileceğiniz bayağı şık bir kılıf. Tabii telefonun kutu içeriğine bu kılıfın dahil olması çok güzel bir artı nokta. Bunu da belirtmiş olalım. Ve kulaklık çok önemli bir nokta. Kulaklığa gelmeden önce telefonun kutusundan bahsedelim Mert. Tabii ki. Plastik bir kutuyla çıkıyor. Kutusu harika. Kırmızıyla kaplı güzel bir plastik materyal bizi karşılıyor. Renk olarak uyumlu. Hı-hı. Üstüne şarj aleti ve kulaklıklarla aynı kırmızıyı sahip. Bu arada General Mobile kırmızı beyaz uyumunu çok iyi hale getirdi aksesuarlarını artık. Kulaklık genel olarak başarılı bir ses kalitesine sahip. Özellikle bulunduğu fiyat segmentine göre Dolby Audio desteğiyle de gerçekten ortalamanın üstünde bir ses deneyimi var. Zaten kutunun üzerine de Dolby Audio logosuyla birlikte Experience On'da GM 8 yazıyor. Hepsini İngilizce okuyup GM 8 demem de ayrı bir detay oldu ama kulaklık bayağı başarılı bence. Ben telefonun Android One'la gelmesine bayılıyorum Mert. Gerçekten yani. Bana göre bu telefonu al, 2 yıl kullan. Aynen öyle. Tam 2 yıllık telefon. Kesinlikle. Tabii bu zamana kadar üst model premium cihaz kullanmadıysanız bu telefon sizin işinizi rahatlıkla görecektir. General Mobile GM8 ile ilgili tüm görüşleri toparlayacak olursak biz telefonun teknik özelliklerini ve fiyatını, kamera performansını beğendik. OIS olmasa da. Evet ama tabii bu fiyat segmentinde OIS zaten bulamıyoruz çok fazla. Telefonun eleştirdiğimiz iki noktası vardı. General Mobile logosu biraz kaba duruyor tasarımsal olarak. Onun dışında USB Type-C giriş yok. Hı hı. Ama genel olarak baktığımızda hani 10 üzerinden bir puan ver desem ben bu telefona 8-9 puan rahatlıkla veririm. 8 aklımdan 8 geçiyor. General Mobile GM8 ile ilgili görüşlerimiz bizim bu kadardı. Biz sizin görüşlerinizi de merak ediyoruz. Önceki modellerde neler yaşadınız veya bu modele niye geçmek istiyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Sizlerle birlikte yorumlarda buluşalım. Video izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.